Eğitmeden herkese merhabalar. 2023 TYT matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Sizler için 2023 AYT matematik sorularını da sizler için çözdük. Kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Şöyle biraz büyütelim rahat görmeniz açısından. Evet, birinci soruda aşağıdaki tabloda bazı nota sembolleri ve bu nota sembollerinin süre uzunlukları verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı kaçtır arkadaşlar? Şimdi ilk notamıza bakacak olursak bundan kaç tane var? Bu da önemli. Bakalım 1, aynısından 2, 3 tane var. O zaman bunun süresi 1 bölü 4. Buna 3 bölü 4 yazalım. Artı. Evet, şu notadan 1, 2 tane var. Bunun uzunluğu da 1,8'miş. 2 tane olduğu için 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 diyelim. Sonra şu notamıza bakalım. Bundan 1, 2 tane var. Uzunluğu 1,6'ymış. 2 ile çarparsak 2 bölü 16 yani 1 bölü 8. Şu içi boş olan notadan da bir tane var. Onun da uzunluğu 1 bölü 2'ymiş. Paydaları eşit diyelim. Şunları 2 ile çarpıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz. Şunu da 4 ile çarpıyoruz. Şimdi yapalım. 2 kere 3 6. 2 kere 1'in 2. Artı 1 artı 4 bölü 8 yapacağız. Ne yaptı? 13 bölü 8 cevabımız. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soruda yüksekliği 1,2 metre olan bir çiçekliğin sol bölmesinde eşit aralıklarla 5, sağ bölmesinde eşit aralıklarla 6 raf bulunmaktadır. Bu iki bölmenin en altta ve en üstte bulunan raflar eşit hizadadır. Çiçekliğin sol bölmesinde 4. rafa ve sağ bölmesinde 3. rafa şekildeki gibi birer çiçek konulmuştur. Buna göre çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamı kaç metredir? Şimdi 1,2 idi. 1,2'yi burada 4 tane aralık olduğu için bakın 1, 2, 3, 4. 4'e bölüyoruz. Üçüncü de olduğu için bir de 3 ile çarpacaksınız. Çarpı 3. Bu da arkadaşlar ne yapar? 3,6 bölü 4. Artı şu tarafa gelecek olursak burada da 1,2'yi 5 tane aralık olduğu için 5'e bölüyorsunuz. İkinci de olduğu için bir de 2 ile çarpacağız. Bu da ne yapar? 2,4 bölü 5. Payda eşit diyelim. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. 5 ile çarpınca 18. 4 ile 2,4'ü çarpınca 9,6 bölü 20. Burası da arkadaşlar 27. 27,6 bölü 20 yapıyor. Sadeleştirirseniz bu da 1,8 çıkmakta. Yani cevabımız A şıkkı. Geldik 3. soruya. 1 Ocak 2015'te yapılan nüfus sayımında nüfusu 810 bin olan bir şehrin 2016'dan 2023'e kadar her sene 1 Ocak'ta nüfus sayımı yapılmıştır. 2015'ten sonra yapılan ilk 4 nüfus sayımında her birinde nüfusu bir önceki yıla göre 1 bölü 10 oranında artmıştır. Sonraki 4 yılda her birinde ise nüfus bir önceki yıla göre 1,11 bölü 11 oranında artmıştır. Buna göre bu şehrin 1 Ocak 2023'te yapılan nüfus sayımında nüfusu kaç olmuştur? Şimdi şunu düşünün. Bir birim kendi nüfusu 1 bölü 10 oranında da artıyor. 11 bölü 10 oranında arkadaşlar artmış olacak her yıl. Yani 11 bölü 10 ile çarpacağız her yılı. Şurada da aynı mantık. Bir kendisi diyelim. 1 bölü 11 ile topla, 12 bölü 11 ile çarpacağız. Şimdi bizim nüfus 810 bindi. Bunu da şöyle yazalım. 810 bini de 3 üzeri 4 81. Yanındaki de sıfırları da 10 üzeri 4 olarak yazarız. Çarpı her sene ilk 4 yılda 11 bölü 10'du. 11 bölü 10'un 4. kuvvetiyle çarpıyoruz. 11'in 4. kuvveti bölü 10'un 4. kuvveti. Sonraki 4 yılda 12 bölü 11'in 4. kuvvetiyle çarpıyoruz. Evet, gidenler gitsin şu şekilde. Kalanlar bunlar.
Bu da ne yapıyor? Arkadaşlar 3 üzeri 4 çarpı 12 üzeri 4 yani 36 üzeri 4 oluyor. 36 üzeri 4 de 6 üzeri 8 olduğu için cevabımız D şıkkı. Geldik. Dördüncü soruya. Karekök sorularla ilgili bir sorumuz var. Karekök konusuyla ilgili. A, B doğal sayılar olmak üzere bir kenar uzunluğu A kök B birim olan bir karenin alanı 720 birim karedir. Buna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bu 720 karekök içinde nasıl çıkarabiliriz onu diyor bize. Bunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Yani 4'ü çıkarırsak burayı 4'e böl. 2 kök. 2 kök 180. Yani buranın toplamı 182 yapıyor. Şu iki sayının toplamı 182 var. Peki 9 parantezine al. Burada 3 kök 80 olur. Evet 83 yapıyor bunların toplamı. Bu da var. Başka 4 kök 45 olarak da yazabiliriz. Bu da 49 yapıyor. Bu da var. Başka nasıl yazabiliriz? Alt kök 20 olarak da yazabilirsiniz. Bu da var arkadaşlar. 26 yapıyor. Yani 127 olmadığı için cevabımız D şıkkı. Gelin 5. soruya. A, B, C, D ve D pozitif gerçel sayılar olmak üzere. İşte şeklimizin arkadaşlar şöyle yatay bir de öbür tarafa doğru yatay, sağa doğru ve sola doğru yatay olarak çizilmiş. Bu gösterimlerinin sayısal değerlerini nasıl hesaplayacaksınız? Onu da vermiş arkadaşlar. Peki burada neyi soruyor? Buna göre diyor şu iki ifade birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır? Hemen yapalım. Birinci görsele göre ne yapacaktık? A artı D yani en alttakini en üsttekini topluyoruz. 10 artı 14 bölü ortadakilerin toplamı 6 eşittir. Burada ne yapıyoruz? En alttaki ile en üsttekini çarpıyoruz. Yani 7 çarpı x bölü şu x'ini çarpıyoruz. 14 çarpı 6. Şurası 24. 6'ya böl 4. 4 eşit. Şurada da sadeleştirme yapalım. 2 olsun burası. Yani x bölü 12. İşler dışarı çarpım yapınca x buradan 48 olacak. Evet geldik 6. soruya. A, B ve C gerçel sayıları için A büyüktür A çarpı B büyüktür 2A büyüktür A çarpı C olduğu bilinmektedir. Buna göre A, B, C sayılarının sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere şuradan A 2A'dan daha büyükmüş. Buradan A'nın negatif olduğunu buluyoruz. Pozitif olsa olmaz zaten. Bir kere A negatif. Sonra şurada da diyelim ki şu iki eşitlikte a'ları sadeleştirirseniz negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. C büyüktür 2 bulacağız. C 2'den büyük olacak. O zaman şurada var. Şurada var. Başka var mı? E'ye de bakalım. Yok. O zaman iki şıkka düşürdük. A da negatif olacak. A'nın da negatif olduğu. Burada A pozitif olmaz. Demek ki cevabımız A şıkkı. Evet geldik 7. soruya. Evet 7. soruda problem tarzında bir sorumuz var. Aşağıdaki şekilde bir lamba ile bu lambayı çalıştıran bir ipin görünümü verilmiştir. Lamba kapalı iken ip çekilip bırakıldığında loş ışık vermekte. Yani bir kere bu işlemi yapıyorsun. İkinci durumda loş ışık verirken ip çekilip bırakıldığında gün ışığı vermekte. İkinci seferde yani iki defa yaparsan bu işlemi olur. Çünkü baştaki ile beraber sayıyoruz. Gün ışığı verirken ip çekilip bırakıldığında parlak ışık vermekte. Yani üçüncü işlemde bu oluyor. Parlak ışık verirken ip çekilip bırakıldığında kapanmaktadır. Yani baştan itibaren dördüncü kere yaparsanız lamba kapanmakta. Başlangıçta kapalı olan bu lambanın ipi önce A kez çekilip bırakılmış ve lambanın parlak ışık verdiği görülmüştür. Şimdi başlangıçta kapalıydı. Parlak ışık verecek. Parlak hangisi? Şu. O zaman ne diyoruz? A kez yapıyor. Buraya 4 kat artı 3 diyoruz. Çünkü 3 kere yapıyor bu işlemi. Sonra ipin B kez çekilip bırakıldığında lambanın gün ışığı verdiği görülüyormuş. Gün ışığı veriyormuş. Ona bakalım. Şimdi hepsinde zaten 4'ün katı diyeceksiniz. Şimdi parlaktı. Gün ışığına geçmesi için kaç defa çekilip bırakılacak ona bakalım.
En son parlakta kalmıştı. Bakın 1, 2, 3. O zaman burada da 4K artı 3 diyorsunuz. Geldik. Daha sonra lambanın ipi C kez daha çekilip bırakılmış ve lambanın kapandığı görülmüştür. Evet, gün ışığındaydı. Kapalı olduğunu göreceğiz. O zaman 1, 2 defa da oluyor. Gün ışığından sonra 2 defa yaparsanız. Bu da 4K artı 2 olacak. Şimdi gördüğünüz gibi o zaman A tek. 4'ün katından 3 fazla. 4'ün katından 3 fazla. B de tek. C çift. Çünkü 4'ün katından 2 fazla. Bu durumda arkadaşlar sadece E şıkkı olur. Diğerlerini denersen olmuyor zaten. Gelelim arkadaşlar 8. soruya. Evet, yine problem tarzında bir sorumuz var. Hemen sorumuzu okuyalım. İki duvar arasında gerilen bir ip üzerinde iki balon şekildeki gibi asılmıştır. Bu iki balon arasına iki beyaz, beyaz, beyaz balon ve dört sarı, 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 sarı diyelim. Dört tane astık. Sarı balon yan yana bulunan her iki balon ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe eşit olacak şekilde asılmak istenmektedir. Tamam. Yan yana bulunan her iki balon ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 18 santimetre fazla olmaktadır. Şimdi biz buranın toplam uzunluğuna x diyelim. Burada aralıkları 3'e böldüğümüz için beyaz balonun şuraya olan uzaklığı x bölü 3. Burada da aralıkları dikkat ederseniz 4'e bölüyor, pardon 5'e bölüyoruz. Bunun uzaklığı o zaman x bölü 5. Evet, beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 18 santimetre fazla olmaktadır. Yani şu aralık, şu aralıktan 18 santimetre fazlaymış, eşittir 18 diyoruz. Buna göre bu ipe başlangıçta asılan iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafeyi soruyor. Yani x'i soruyor. Payda işleyeceğiz. Çok kolay bir soruymuş bu. 5 ile çarp. Şurayı 3 ile çarp. Buradan 2x bölü 15 eşittir 18. Sadeleştireyim. Şurada 9 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapınca 9 kere 15, 135 olacak. Evet, geldik 9. soruya. Evet, 9. soruda yine bir problemimiz var. Bir otelin girişinde A, B ve C kentlerine ait yerel saatleri gösteren bir dijital duvar saati bulunmaktadır. Bu saate bakan bir müşteri A ile B kentleri arasındaki yerel saat farkının 4 saat. A ile B 4 saat. B ile C kentleri arasındaki yerel saat farkın 3 saat olduğunu görüyor. A kentine ait yerel saati gösteren saat 14 iken C kentine ait yerel saati gösteren saat aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi A'da 14 değil mi? O zaman B'de 4 fazlasına gitsek 18. 4 eksiğine gitsek 12 olur. Şimdi B ile C arasındaki fark 3'tü. 3 fazlasına gitsek 21. 3 eksiğine gitsek 15. Burada 3 fazlasına gitsek, burada 4 eksi 10 olacak. 3 fazlası 13. 3 eksi 7 olacak. Hangisi yok bakalım? Saat 17 yok. Diğerleri var. Geldik 10. soruya. İki kız ve üç erkekten oluşan bir arkadaş grubunda kızların isimleri Aylin ve Bensu. Erkeklerin ikisinin ismi Akın ve Kenan'dır. Kızların isimleri isimlerindeki harflerden oluşan küme X. Erkeklerin harflerinden oluşan küme de Y'ymiş. X ve Y kümelerinin kesişimi A, B, E, N, U olduğuna göre arkadaş grubundaki diğer erkek ismi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Şimdi bakalım burada bakın B ve U yok. B ve U diğer üçüncü erkek isminde B ve U harfleri olmalı ikisi de. Şimdi bakıyorum şurada U harfi yok, şurada U harfi yok. Burada B ve U var, burada B ve U var, burada da B ve U var. 3 şıkka düşürdük. Şimdi burada L harfi durumu bozuyor. Çünkü şurada Aylin'de de L harfi var ama ortak kümede L yok. Bu gitti. Şuraya bakalım, buraya bakalım. Burayda ise evet, Y harfi mi bozuyor? Evet, Y harfi bozuyor. Y var. Burada da Y var ama ortak kümede şurada Y olmadığı için bu da
Olmaz. Cevabımız onun için E şıkkı olacak. Geldik 11. soruya. Doktor muayenesinde önce Sibel Hanım'ın yaşı, boyu ve kilosu bir kartta yazılıyor. Yaş 53, boy ve kilo boş bırakılmış. Bu bilgilerle ilgili P. Sibel Hanım'ın kilosu 50 kilo 60 kilogramdan fazladır. Q önermesi Sibel Hanım'ın boyu 1.64 ile 1.70 arasındadır. R önermesi Sibel Hanım'ın yaşı 55-65 aralığındadır. Önermeleri veriliyor. Şimdi P ise Q'nun değili ve R'nin değili önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre Sibel Hanım'ın boyu ve kilosu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar R önermesine bakalım. Sibel Hanım'ın yaşı 53'tü. Burada da diyor ki R önermesi 55 ile 65 aralığındadır. O zaman R yanlış. R yanlış olursa R'nin değili yani şurası 1 olur. V bağlacında sonucun 0 çıkması için en azından bir tane 0 olmalı önermelerin. O zaman bu taraf 0. İse bağlacında da 1 ise 0 arkadaşlar yanlıştı. O zaman P doğru. Q da doğru olmalı. Bunları biliyoruz. Şimdi bakalım. O zaman Sibel Hanım'ın kilosu 60 kilogramdan fazla. Boyu da 1.64 ile 1.70 aralığındaymış. Bu ikisine göre bir bakalım. C şıkkında 1.66, 62. Evet uyuyor. Bir kere 60'tan fazla olmalı. Şunları alalım. Boyu aralığı da 164 ile 170 aralığında. 164 ile 170 aralığında olan da C şıkkında gördüğünüz gibi 166 santimetre var. Evet geldik 12. soruya. Bir fonksiyon sorumuz var. A pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları şeklinde tanımlanmıştır. F ve g'nin 1'deki görüntülerinin çarpımı eşittir. F ve g'nin 2'deki görüntülerinin toplamına olduğuna göre g 7 kaçtır? Şimdi burada bir kere f1'i bulalım. F1'imiz a artı 1. G1'imiz o da a artı 1. Bunların çarpımı. Şimdi F2 ile G2'yi topluyoruz. F2 2 artı A. G2 2A artı 1'miş. Şimdi bunları çarpalım. A kare artı 2A artı 1. A artı 1'in karesinin açılımı çünkü. Burası da 3A artı 3. Sağ tarafa atalım. Pardon, sol tarafa atalım bunları. Burası A kare eksi A eksi 2 oluyor. Eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak A. Şurası da eksi 2'ye 1. A eşittir 2. A eşittir eksi 1. Eksi 1'i alamayız çünkü A pozitifmiş. O zaman A yerine 2 yazıyoruz. Fonksiyonumuz 2x artı 1 olacak. G fonksiyonumuz G7'yi soruyor. 7 yazın. 14 artı 1'den cevap 15 oluyor. Evet geldik 13. soruya. Bir n doğal sayısında bulunan farklı rakamların sayısı kare içinde n ile gösterilir. Örnek kare içinde n arkadaşlar 3 olarak gösterilmiş. A bir rakam olmak üzere eşitliğini sağlayan farklı A değerlerinin toplamı kaçtır diyor bize burada. Aslında zorlamayacağınız bir soru. Şuradaki farklı rakamlar 5 tane. O zaman şuradakilerin toplamı 5 olmalı. Ya 3 artı 2 olmalı ya da 2 artı 3 olmalı. Bir kere A 5 olamaz. A 5 olursa bu taraftan 2 farklı rakam gelir. Buradan da 2 farklı rakam gelir. O zaman 5 olamaz. O zaman A ya 3'tür. Yani ya buradaki sayıya eşit ya da 6'ya eşit. O zaman toplamları da 9 yapıyor. Yani kolay bir soru, çok da üzerinde düşünmeye gerek kalmadı. Geldik 14. soruya. 3 basamaklı ABB ve BAB doğal sayılarından biri 11, diğeri ise 12 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bunlardan hangisi 11, hangisi 12 ile tam bölünür ona bakalım. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını zaten biliyorsunuz. Şöyle artı, eksi, artı diye işaretliyorduk. Şimdi burada artı, eksi yaparsanız B'ler gider. O zaman A 11'in katı olmalı. Böyle bir durum olmayacağı için. Demek ki arkadaşlar burada şu sayımız 11'in katı 11 ile bölünüyor. Şu da 12'nin katı 12'ye bölünüyor. 12'ye bölünen sayı 4 ve 3 ile tam bölünmeli. O zaman şu BB ya 44 olmalı şu BB ya 88 olmalı. 0 0 veremiyoruz çünkü 0 başa burada geldiğinde 3 basamaklı olmaz sayı. Şimdi 44'ü deneyelim.
44 denersek 4, 4, 8. Şuranın 3 ile tam bölünebilmesi için şuraya A'ya ne yazmalıyız? Onu düşünelim. 4, 4, 8 yaptı. 1 yazabiliriz. Sonra 4 yazabiliriz. Ve 7 yazabiliriz. 8, 8 olduğunda ise 8, 8, 16 arkadaşlar. 2 yazarsak olur, 5 yazarsak olur ve 8 yazarsak olur. Şimdi tabii bu tarafı da sağlamalı. Peki B, A, B'ye bakalım. Artı, eksi, artı yapınca bunların rakamlarını toplarsanız 2B eksi A yapmakta. 2B eksi A 11'in katı olacak. Şimdi şu durumda deneyelim. Eğer buraya 4 yazarsam şurası 8. 8'den 8 çıkarmalıyım. Burada 8 olmadığı için bu durumu eledik. Peki şurayı alalım. B yerine 8 yazınca 16. 16'dan 16 çıkarınca olur veya 5 çıkarınca olur. Şimdi 5 çıkarınca şurası 11'i yapıyor. Demek ki bizim B rakamımız 8, A rakamımız 5, toplamları 13. Şimdi A yerine 8 de alabilirsiniz. 8 yazarsanız bu sefer 8, 8, 16 şıklarda 16 yok. Şıklarda 13 olduğu için bu şekilde bir çözüme gidiyoruz. Geldik arkadaşlar 15. soruya. 15. soruda A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısı ile iki basamaklı BC doğal sayısının toplamı artı BC eşitmiş iki basamaklı CA doğal sayısının bir eksiğine eşitmiş. Yani CA eksi 1 yazıyoruz. Buna göre bu koşulları sağlayan ABC rakamlarıyla yazılabilecek kaç farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı vardır? Şimdi buranın açılımı yaparsak 10A, 11 tane B var, artı 11B, artı C var. Şurayı açalım. 10C artı A eksi 1. A'ları buraya alıyorum, C'leri buraya alıyorum, 11B'yi karşıya alıyorum. Yani şurası 9A eksi C'ye dönüştü. Şurası ise eksi 11B eksi 1. Şimdi burası 9'un katıysa burada da 9'un katı yapmak zorundayım. Şimdi o zaman B'ye değerler vereyim. Burayı 9'un katı yapmak için 1 versen olmaz. Çünkü eksi 12 oluyor. 3 ver olmuyor. Eksi 34. 4 ver eksi 45. O zaman B 4 olmak zorunda. B'yi bulduk. O zaman burası eksi 45 yaptı. 45 ile 9'u sadeleştirdim. A eksi C'nin eksi 5 olduğunu buldum. Şimdi farkı eksi 5 olan durumlar. O zaman 1'e 6 olabilir. 2'ye 7 olabilir. 3'e 8 olabilir. Bunlar birbirinden farklıydı. 4, 9'u yazamıyoruz arkadaşlar. Çünkü B 4'tü. O zaman B 4, A ve C'nin birbirine göre 3 tane durum var. Toplam demek ki 3 tane farklı sayı yazabiliriz. Geldik arkadaşlar 16. soruya. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına bu grubun medyanı denir. Veriler arasında en çok tekrarlanan tepe değeri ise mod denir. Sonra bir bölgede bir hafta boyunca ölçülen ortalama sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. 16 derece, 18, 16, 20, 20, 19 derece ve 20 derece görüyorsunuz günleri de yazmış. Ölçülen bu ortalama sıcaklık değerlerinden oluşan veri grubunun modu bulunuyor ve sıcaklık değeri veri grubunun moduna eşit olan günler veri grubundan çıkarılıyor. O zaman bu işlemi yapalım. Önce modunu bulalım. En çok tekrar eden görüyorsunuz burada 20 var. Mod 20. O zaman bu 20'leri sildik. Şöyle. 20'ler gitti. Buna göre kalan günlerin sıcaklık değerlerinin oluşturduğu yeni veri grubunun medyanı kaçtır? Bunları da küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. 16, 16, 18 ve 19. Ortadaki iki tanesinin aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. 16 artı 18, 34, 2'ye böl, 17 olacak cevabımız. Geldik 17'ye.
Evet, geldik 17. soruya. Yine bir problemimiz var. Problem tarzında bir sorumuz var. Hemen bakalım soruya. Her birinin yerden yüksekliği farklı olan 3 duvar rafına oyuncak ayı, oyuncak at ve kaktüs bitki önce şekil 1'deki gibi daha sonra şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 1'de ve şekil 2'de eşit olan yükseklikler kesikli çizgilerle gösterilmiştir. Oyuncak ayı, oyuncak at ve kaktüs bitkisinin boyları toplamı 15 birim olduğu biliniyor. En soldaki rafın yerden yüksekliği 18 santimetre, 18 birim olduğuna göre diğer iki rafın yerden yükseklikleri toplamı kaç birimdir arkadaşlar? Şimdi biz buradan yerden yüksekliğine şuna x diyelim, şuna y diyelim. Şunların boylarına da a diyorum şuraya. Bunun boyuna b, bunun boyuna c. Buna c dedik, buna a demiştik, buna b demiştik. Şurası x'ti, şurası da y'ydi, şu da 18'di zaten. Şimdi şurada eşitlikleri kullanacaksınız. Bakın şurada bir eşitlik var. O zaman şöyle yazalım. X artı B eşittir Y artı C. Bir de şurada bir eşitliğimiz var. 18 artı A Y X'e eşit. X eşittir 18 artı A. Bu tarafa geçelim. Şurada bir eşitliğimiz var. 18 artı C eşittir X'e. Sonra şurada da bir eşitliğimiz var. Eşittir X eşittir Y artı B oluyor. Şimdi şu ikisini birbirine eşit derseniz 18'ler gider. A eşittir C çıkacak. Şu ikisini birbirine eşit derseniz şu şekilde bir köşede yapayım isterseniz y artı b artı b eşittir yani x yerine y artı b yazdım eşittir y artı c. Y'ler gitti. Buradan c eşittir 2b çıkıyor. O zaman a da 2b eşit. Bir de bir bilgi daha var. Oyuncak ayı, oyuncak at ve kaktüs bitkilerinin boyları toplamı 15 birim. Yani A artı B artı C 15'miş. A artı B artı C 15'miş. Şuraya 2B yazalım. Buraya da 2B yazalım. O zaman 5B eşittir 15. B buradan 5 çıktı. B 5 çıkarsa A 10, C de 10 çıkacak. Neyi soruyor? Diğer iki rafın yerden yüksekleri toplamı kaç birimdir? Yerine yazalım. X ve Y'nin toplamını soruyor burada. Tutup burada 10 yazarsan şuradan 18 artı 10'dan X 28. Şurada tutarsanız arkadaşlar Y'yi de bulmamız gerekiyor. Şurada 28 bulmuştuk. Şuna da 5 yazıyoruz. O zaman B Y de 20 3 oluyor. Topla 51. Ha, şurayı düzeltelim. 15 buradan 5 B eşittir 15. B buradan 3. A 6 C de 6. Orada hata yaptık. Burada 6 yazalım. 18 artı 6'dan X 24. Buraya 24 yazdık. B de 3'tü. 24'ten 3 çıktı. Y de 21. Toplamları toplarsak 45 olmakta. Evet, 18. soru. Bir turistik adayı gezmek isteyen ziyaretçiler için tekne seferleri düzenlenmektedir. Tekne en az 20 yolcu olduğunda hareket etmekte ve en fazla 35 yolcu taşıyabilmektedir. Belli bir günde adaya 3 tekne seferi düzenlenmiş ve bu seferlerde toplam 91 yolcu taşınmış. Birinci seferde taşınan yolcu sayısının ikinci seferde taşınan yolcu sayısına oranı 4 bölü 5. O zaman biri 4K, öbürü de 5K. Bir de üçüncü sefer var. Ona da X diyelim. Toplamları 91 yapacak. Buna göre üçüncü seferde taşınan yolcu sayısı kaçtır? O zaman X ne olacak? 91 eksi 9K. Şimdi burada X'in 20 ile 35 arasında olmasını istiyoruz. K'ya değer verelim. Diyelim ki K'ya 5 verdik. X eşittir 91 eksi 45 yapacaksınız. Buradan da 46 çıkıyor olmaz. K'ya diyelim ki 6 verdik. X eşittir 91 eksi 54 yapacaksınız. Bu da arkadaşlar 9 çıkaracağız. 37.
7 yapıyor. Bu da olmadı. K'ya diyelim ki bir de 7 verelim. X eşittir 91 eksi 63. Bu da 28 yapıyor. Evet, kabul edilebilir bir sayı bu. Çünkü 20 ile 35 arasında cevabımız onun için C şıkkı. Evet, 19. soruda bir kahve makinesi bardak koyma haznesine yerleştiren bardağın uzunluğunu algılamaktadır. Bu kahve makinesinin çalışabilmesi için kahve haznesi ile bardağın en üst kısmı arasındaki mesafenin şekilde gösterildiği gibi en az 11.5, en fazla 12.4 santimetre olması gerekmektedir. Bu kahve makinesinin bardak koyma haznesine 14.5 santimetre uzunluğunda bir bardak yerleştirildiğinde makine çalışmakta. 15.2 santimetre uzunluğunda bir bardak yerleştirildiğinde ise makine çalışmamaktadır. Buna göre bu kahve makinesine bardak koyma haznesine uzunluğundaki bardaklardan hangileri yerleştirildiğinde makine kesinlikle çalışır. Şimdi bizim burada şu haznenin uzunluğuna x diyelim. X'ten 14.5'i çıkarınca, yani bunu çıkarınca 14.5'i çıkarınca şu istenilen aralıktaymış. Yazalım. 12.4 ile 11.5 aralığındaymış. 14.5'i her iki tarafa atınca x'in hangi aralıkta olduğunu bulalım önce bir. Atalım. Buradan 26, şuradan ne geliyor bakalım? 26.9 geliyor. Bir de ikinci durumu hesaplayalım. X'ten 15.2'yi çıkarınca demek ki şundan, düzeltiyorum, şundan küçük olmaktaki makine çalışmıyor. 11.5'ten küçük oluyor. O tarafa atalım. Bu da 26.7 yapıyor. O zaman burayı almıyoruz. 26.7'yi alıyoruz. X hangi aralıktaymış? Arkadaşlar 26 ile 26.7 aralığındaymış. Şimdi bunları deneyelim. Şunlardan çıkaralım. 26'dan 14.2'yi çıkarırsak 1.8, 11.8 geliyor. 26.7'den 14.2'yi çıkarırsak buradan da 12.5 geliyor. Şimdi istenilen aralıkta ama hayır, şurayı geçti. O zaman bu olmaz. Aynısını burada yapalım. Zaten 0,2 santimetre daha uzun olduğu için şurası 11.6 çıkacak. Şurası da 12.3 çıkacak. Evet, istenilen aralıkta mı? Evet, bunu alabilirim. Şimdi 0,2 arttı. Bunda o zaman 11.4 olacak burası. Şurası ise 12.1 olacak. Şuna uymadı bu da. 2 de olmaz. Cevabımız yalnız 3 de olmaz. Yalnız 2 oluyor cevabımız. Evet, geldik 20. soruya. Yeşim Edirne'de çektiği bir cami fotoğrafı ile sosyal medya üzerinde aşağıdaki gibi bir anket düzenlemiştir. Belli bir süre sonra bazı illere kullanılan oy sayıları ve bazı illere kullanılan oy sayılarının toplam sayısına oranı yüzde olarak aşağıda verilmiştir. Şimdi Adana'ya 3 oy kullanılmış, Diyarbakır'a 2 oy, Edirne'nin ve İstanbul'un toplam yüzdesi verilmiş. Bunların ikisini toplarsak %75 yapar. O zaman 3 oyla 2 oyun toplamı %25. Yani 5 oy %25 yapıyor. O zaman %100'ü ne olur? 5 katını alırsanız 25 oy. Toplam 25 oy var şu anda burada. Sonra ne diyor? Yukarıdaki dağılımdan sonra 4'ü Edirne'ye, biri İstanbul'a olmak üzere 5 oy kullanılıyor. Buna göre son durumda Edirne iline kullanılan oy sayısının toplam oy sayısına oranı yüzde olarak kaçtır diyor bize arkadaşlar. Şimdi %25'i 5 oydu. O zaman her %5'e, şurada her %5 için 1 oy olur. O zaman %35'ti, şurası 7 oy var burada. O zaman şurada da 8 oy daha var. O zaman Edirne'nin oyu 11 oy oldu. 11 oy. Kaç tane oldu? Toplam oy sayısına da bakalım. Şimdi 25 oy oldu. 25'te 11 ise yüzde kaçtır diye orantı kuralım. Yüzde
kaç olur? Evet, gördüğünüz gibi kaç katı? 4 katı. 4 katını alırsanız %44 olacaktır. Evet, geldik 21. soruya. Aynı Türk ürünlerin fiyatları aynı olan A ve B kırtasiyelerindeki kampanyalar aşağıdaki gibidir. A kırtasiyesinde bir sırt çantası alana bir kalem kutusu yarı fiyatına satılmaktadır. B kırtasiyesinde aynı tür iki ürün alana ikinci ürün %40 indirim uygulanmaktadır. Ege ve Deniz A kırtasiyesinin kampanyasından yararlanarak tanesi 300 TL olan aynı tür sırt çantası ve tanesi 120 TL olan aynı tür kalem kutusundan birer tane almışlardır. Ege ve Deniz aynı tür sırt çantaları ve kalem kutularını birlikte B kırtasiyesinden birer tane alsalardı ödeyecekleri toplam tutar A kırtasiyesine göre ödedikleri toplam tutardan kaç TL daha az olurdu? Evet, burada bir hesap yapalım. Şimdi her biri 300 liralık sırt çantası ve 120 liralık kalem kutusu alıyor. O zaman 300 artı 300. Kalemliklerde de yarı fiyatına veriyor. 2 kalemlik o zaman 120 lira olur. Artı 120 de o. 720 lira A kırtasiyesindeki hesap. Şimdi B kırtasiyesinde şöyle bir hesap yapalım. 300 Ege şöyle yapsın. 2 tane çanta alsın. 300-300. İkinci çantada %40 indirim yapacak. Birinci çanta 300 lira. İkinci çantanın %60'ını alın. 180 lira. Deniz ise 2 tane kalem kutusu alsın. 120 lira birinci kalem kutusu. İkinci kalem kutusu da %40 indirim yapıyor. O da %60'ını alırsanız 72 lira. Bunların hepsini toplarsanız 672 yapıyor. 720'den 672'yi çıkarsanız cevabımız burada 48 oluyor. Evet, geldik 22. soruya. Bir sporcu eşit uzunlukta 5 parçaya ayrılmış şekildeki dairesel parkurda A noktasından ok yönünde sabit hızda yüksek tempoda koşarak 60 saniyede B noktasına varıyor. Yüksek tempoda 60 saniyede varıyor. Şuraya yüksek yazalım. Sonra bu sporcu B noktasında ok yönünde sabit hızla düşük tempoda, bakın düşük tempoda koşarak A noktasına varıyor. Toplam 320 saniyede. 327. Peki 320 kaç aralık var? 1, 2, 3, 4. 4'e bölelim. Her bölmede düşük tempoda 80 arkadaşlar saniyede koşuyor. Buna göre bu sporcunun parkurun tamamını düşük tempodaki koşma süresiyle parkurun tamamını yüksek tempoda koşma süresi arasındaki fark kaçtır? Şimdi şu 80'di. O zaman her bölmede 20 saniye fark atıyor. Burada 5 tane bölme olduğu için 5 çarpı 20'den 100 saniye fark oluşacaktır. Cevabımız onun için C şıkkı. Gelelim arkadaşlar 23. soruya. 23. soruda bir ressam ilk sergisinde elindeki tüm tabloları sergilemiş ve tabloların bir kısmını satmıştır. Bu ressam daha sonraki tüm sergilerinde ise bir önceki sergide satılmayan tabloları ve yaptığı yeni tabloları birlikte sergilemiştir. Ressam her sergisinde sergilediği tabloların 3 bölü 5'ini satmıştır. Ayrıca ilk sergiden sonraki her sergisi için bir önceki sergiden kalan tablo sayısı kadar yeni tablo almıştır. Yapmıştır düzeltiyorum. Ressam 3. sergisinde 96 adet tablo sattığına göre ilk sergisinde kaç adet tablo sergilemiştir? Evet, burada şöyle yapalım. 125x tane tablomuz olsun. Birinci sergi bu. Bunların arkadaşlar 3 bölü 5'i 75'i satılır. 50'si kalır. 50 de kendisi ekler. Kalanlara ekliyor çünkü 100 oldu. Şimdi ikinci sergiye 100 tabloyla başlıyor. Bunun 3 bölü 5'i 60 tablo yapar. 40 tanesi kalır. 40 tanesi de kendi ekler. 80 tablo oldu. 80x. Üçüncü sergi 80 tabloyla başladık. Bunun 3 bölü 5'i 5'e böl 16, 3 ile çarp 48x. 32x'i de kalır. Şimdi bu 32x 96'ya eşitmiş. Pardon, satılana eşitti. 48x eşittir 96. X buradan 2 çıkıyor. Toplam tablo sayısı 125x'ti. 125 çarpı 2'den 250 oluyor cevabımız.
Evet, geldik 24. soruya. Aras elindeki bilyelerin tamamını üçerli gruplara ayırdığında iki basamaklı AB doğal sayısı kadar, 8'erli gruplara ayırdığında ise iki basamaklı BA doğal sayısı kadar grup elde etmektedir. Buna göre Aras elindeki bilyelerin tamamını yine her bir grupta eşit sayıda bilye olacak şekilde gruplara ayırırsa elde ettiği grup sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman AB 3'ün katı, BA ise 8'in katı olacak. Burada arkadaşlar 3 ve 8'in ortak katı 24. O zaman bilye sayısı 24'ün katları olmak zorunda. 3'e böldüğünde AB olacak, 8'e böldüğünde BA olacak. Yani rakamlar yer değiştirmiş olacak. Burada 120 ile başlayalım. 120'yi 3'e bölersem 40, 8'e bölersem 15 olmuyor. Yani şurası 40, 0,4 falan şeklinde olmalıydı. Mesela başka sayılar deneyelim. 144'ü deneyelim mesela. 144'ü denersek 3'e bölersem 48, 4, 8'e bölersem 84 olmalı. 8'e bölersem 84 zaten çıkmaz. Sonra bu sırayla deniyoruz işte. 168'i deneyelim. 3'e bölüyorum 168'i. 56. Tersi 65. 8'e bölersem 168, 65 çıkmaz. Bu da olmadı. Sonra arkadaşlar 24 daha ekleyin. 192. 3'e bölüyorum. 64. Bunun 8'e bölersem 46 olmaz. Bu da olmaz. Sonra bir 24 daha ekleyin. 216. 216'yı 3'e bölüyorum. 72. 8'e bölüyorum. 27. Evet, oldu. Bakın, rakamlar yer değiştirdi. O zaman sayımız 216. Şimdi bu 216'yı bir sayıya böldüğünde hangi şık olur ona bakıyor. Ya da 216 hangi şıkka bölünür ona bakacaksınız. 216 arkadaşlar 54'e bölünür. 4 kere var. Onun için cevabımız C şıkkı. Evet, geldik 25. soruya. Kolay bir soru. Serkan dolabına gömlekler G, pantolonlar P, ceketler C olmak üzere 3 çeşit kıyafet bulunmaktadır. Başlangıçta dolapta bulunan kıyafetlerin sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Serkan dolabından belli bir sayıda kıyafetini kuru temizlemeye veriyor. Son durumda Serkan dolabında kalan kıyafetlerin sayıca dağılımını gösteren daire grafiğinin başlangıçtaki ile aynı olduğu biliniyor. Başlangıçta dolabında 5 tane ceketi, buraya 5 tane diyoruz. Bu ceketlerden bir tanesini kuru temizlemeye verdiğine göre Serkan'ın dolabında kalan gömlek sayısı kaçtır? O zaman 5 tane ceketi varsa, şurası 90 derece, 10 tane pantolonu var. Zaman 25 tane de gömleği var demektir. Buradan bir tanesi giderse şuradan 2 tane gider. Şuradan da 5 tane gider. O zaman kalan sayılar 20, 8 ve 4. Toplayalım. Ha, gömlek sayısını soruyordu zaten. Cevabımız 20 olacak. 26. Kuruluş yılı 1949 olan bir restorana gelen Ali Dede torununa aşağıdaki cümleyi söylemiştir. Bu restoranın kurulduğu yılda ben 11 yaşındaydım. Senin doğduğun yılda ise burası 40 yıldır hizmetteydi. Buna göre 2022 yılında Ali Dede ile torununun yaşları toplamı kaçtır? O zaman 1949 yılında kurulmuş. Ali Dede 11 yaşında olduğuna göre 1949'dan 11'i çıkaralım. Ali Dede 1938 yılında doğmuş. Senin doğduğunda ise buranın 40. yılıymış. 40 ekleyelim 1949'a. O zaman 1989'da da torunu doğmuş oluyor. 2022 yılında Ali Dede ile torunun yaşları toplam. O zaman 2022'den 1938'i çıkaralım. 4, şurada 1 kaldı. 11'den 3 çıktı. 84. Ali Dede 84 yaşında. 2022'den bir de torunun yaşını, 1989 yılını çıkaralım, yaşını bulalım. Şurası 3, burası 3. 33 yaşında da o olacak. 84, 33 daha ne yapar? 117 yapar. Cevabımız E şıkkı. Evet, problemlerle devam ediyoruz. Bir tekstil atölyesinde art arda dizilmiş kartonlar etiketleme yapan iki makineden sırayla geçmektedir. Birinci makine
İlk iki kartona normal kesim, sonraki iki kartona dar kesim yazmakta ve bu kesim devam ederek sırayla iki kartona normal kesim, iki kartona dar kesim yazarak kartonları etiketlemekte ve etiketlediği kartonları birinci makineye göndermektedir. İkinci makine ise ilk kartona S, ikinci kartona M, üçüncü kartona L harfiyle etiketlemekte ve bu şekilde devam ederek kartonları sırasıyla S, M ve L harfiyle etiketlemektedir. İkinci makineden çıkan ilk 5 karton şekilde gösterilmiştir. Evet, normal kesim, normal kesim, dar kesim, dar kesim. Burası da 3 tane de bir devrediyor. Öbürü 4 tane de bir devrediyor. Buna göre ikinci makineden 175. kartonun etiketi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. O zaman bu 175'i 4'e bölelim, kalanını bulalım. 4 kere 4 16, 15, 15'te 3 kere var 12, 3 kaldı. Üçüncüye gidiyoruz. O zaman dar kesim olmalı bir kere. Şunların hepsini ediyoruz. Sonra 175'i de öbürü de 3 tane de bir devriyordu. 3'e bölüyoruz. Burada da 15, 25, 8 kere var 24, 1 kaldı. Birinciye gidiyoruz. S olacak. Evet, dar kesim ve S olan A şıkkı oluyor cevabımız. Geldik 28'e. Bir tur şirketi Adana'ya düzenleyici tur için tren, otobüs ve uçak olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği sunmuştur. Şirketin bu tur için ulaşım araçlarına göre değişen bir kişilik ücret bilgisi ve bu ulaşım araçlarını tercih eden kişi sayıları ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tura katılan kişilerden ulaşım için otobüsü tercih edenlerin sayısı uçağı tercih edenlerin sayısının 6 katına eşittir. Otobüs ve uçak, o zaman 6'ya bölelim bunu. 108'i 6'ya bölersek 48, pardon, 18 olacak. Evet. Ayrıca bu turda ulaşım için treni tercih edenlerin ödediği toplam ücret, buraya x diyelim, toplam ücret 300 çarpı x olur. Uçağı tercih edenlerin ödediği toplam ücreti eşittir. Yani eşittir 750 çarpı 18 diyeceksiniz. Birer sıfırı yok edelim. 3'e, pardon, arkadaşlar 5'e bölelim, 6 5'e bölelim 15, 6 ile de 18 sadeleştirelim 3, 15 kere 3 45 olacak, şurası da 45. Buna göre bu tur ile Adana'ya giden toplam kişi sayısı kaçtır? Toplayalım. 108, 45 ve 18'i toplayalım. Kaç yapıyor burası? 126 artı 45 1 yapıyor. Sonu 1 olan 171 var. Gelelim arkadaşlar 29. soruya. Bir kursta her birinin ders zamanları birbirinden farklı olan 7 dersin bir haftalık ders süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet, birinci ders 5 saat, ikinci ders 4 saat, üçüncü ders de 4 saat, dördüncü ders 5 saat, beşinci ders 3 saat, altıncı ders ve yedinci ders 5'er saatmiş. Bu kursa kaydolan Aslı birbirinden farklı 4 ders alarak haftalık ders süresinin 17 saat olmasını istemektedir. Buna göre Aslı'nın seçebileceği dersleri kaç farklı şekilde seçebileceğini bulunuz. Yani 4 ders toplam 17 saat. 17 saati tamamlamak için 2 tane 5 alırsınız. 5, 5, bir 4, bir 3 alırsanız ancak öyle olur. Başka türlü de olmuyor zaten bakarsanız. Lan 5'lerden 1, 2, 3, 4 var. Bu da 4 taneden 2 tane alıyoruz. Çarpı 4'lerden bir tane alıyoruz. O zaman 2'nin birlisi. Zaten 3'lük bir tane var. Birin birlisi diyoruz. 4'ün ikilisi 6, 2'nin ikilisi 2. Çarparsanız cevap 12 olmakta. Evet, geldik 30. soruya. Bir büyük, iki orta ve bir küçük bölme ile her biri farklı bir bölmenin çalışmasını sağlayan 4 tane ateşleyici tuştan oluşan bir ocak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Tuşların yanındaki bölmeler silindiğinden hangi tuşun hangi bölmeye çalıştırdığı bilinmemektedir. Buna göre bölmelerin tamamı kapalı iken tuşlardan rastgele iki tanesine basıldığında orta bölmelerden biri ile küçük bölmenin çalışma olasılığı kaçtır? Şimdi orta bölmelerimiz şu ikisi, düzeltiyorum, şu ikisi. 2'nin birlisi diyeceğiz. Bir de bir tane küçük birin birlisi bölü.
Toplam seçim sayısına bakalım. 4 taneden 2 tane seçiyoruz. Yukarısı 2 yapıyor, aşağısı 6 yapıyor. Sadeleştirirseniz cevap 1 bölü 3 olmakta. Geldik 31. soruya. Geometri sorularına geldik. Defterin bir bölümünü tarih dersi için ayırmak isteyen Ayşe, ayırmak istediği sayfayı daha kolay bulmak için sayfanın sağ üst köşesinden şekildeki gibi katlıyor. Sayfaları dikdörtgen biçimde olan bu defterde sayfalardaki her satır çizgisi sayfanın üst kenarına paraleldir. Buna göre x kaç derecedir diyor bize. Şimdi şurası 26 derece. Şurayı dik yaparsanız şu açıyı bulursunuz. Yani 90'dan 26'yı çıkarırsak şurası 74 oluyor. Şimdi katladığım için şu açı da x olacak. Buradan şöyle yapalım. 2x artı 74 eşittir 180. O zaman 2x eşittir 106, 2'ye böl, x 53. Ha, orayı düzeltelim. 64 oluyor. 64. Evet, 180'den 64 çıkaralım. 116, 2'ye böl, 58 derece oluyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet, geldik 32. soruya. 32. soruda 3 dik üçgen hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak şekilde birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Yani şu açılarımız hipotenüsler çünkü aynı kenar üzerine çakıştığı için bu açılarımız 90'ar derece. Mavi renkteki açılardan her birinin ölçüsü 115. Şurası 115. Şimdi bunun da bunun toplamı 115 olduğu için şuraya hemen 25 yazalım. 115, 25 daha şurası 140. Şuraya 40 kaldı. Şurası 50 o zaman. 50, 115 daha 165. O zaman buraya 15 kaldı. O zaman şurası da 75 yazalım. 180'den 75'i çıkarsak şurası da 105 derece olacak. Evet, geldik 33. soruya. Bir İç açılarından birinin ölçüsü diğer iki açısının ölçülerin ortalamasına eşit olan bir üçgenin en kısa ve en uzun kenarları sırasıyla 10 ve 16 birim uzunluğundadır. Buna göre bu üçgenin üçüncü kenarın uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada küçük bir detay var, onu anlatalım önce. Şu bizim ortalama açımız. Şu açıya x diyelim, bu açıya y diyelim, buna da z diyelim. Şimdi z eşitmiş x artı y bölü 2. Buradan işler çarçarpma yaparsanız x artı y eşittir 2z. Şimdi x artı y artı z biliyorsunuz 180 derece. Şuna 2z yazarsak 3z eşittir 180. Z buradan 60 derece olacak. O zaman 60 dereceymiş. Şurası 60 derece. Şurası 10 birim. 10 ve 16 vardı. Şuraya diyelim ki 16 yazdım. Şuraya 10 yazdım. Şu da bizim üçüncü kenarımız. Bu kenarımızla 10 ile 16 arasında olmalı. Şimdi 60 dereceyi gördüğüm için hemen bir dik üçgen oluşturuyorum. Şurası arkadaşlar o zaman 30 derece. Hipotenüs 16, 30'un karşısı 8 olur. Şuraya 2 kaldı. Şurası da 8 kök 3 olacak. Hemen Pisagor yapıp şu A diyelim, A'yı bulalım. O zaman A kare eşittir. 8 kök 3'ün karesi 64 kere 3, 192. Artı 2'nin karesi 4. Buradan 196 oldu. 196 da 14'ün karesi olduğu için cevabımız 14. Evet, geldik 34. soruya. Yerden 6 metre yükseklikte bir cama ulaşabilmek için uzayabilen merdivenini kullanan bir camcı, merdiveni çekil 1'deki gibi 3,6 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına 4,8 metre uzaklığındaki bir noktada konumlandırıp merdiven bahçe duvarına değecek biçimde pencerenin en alt kısmına kadar uzatmıştır. Camcı daha sonra merdiveni bahçenin içine almış ve bir ucunu duvara yaslayıp şekil 2'deki gibi pencerenin alt kısmına kadar uzatmıştır. Camcı merdiveni şekil 2'deki gibi konumlandırdığında şekil 1'deki gibi konumlandırdığından 3,5 metre daha az uzadığına göre duvarın kalınlığı kaç metredir? Şimdi önce şurada bir benzerlik yapalım. 4,8, 3,6.
Şu üçgenle büyük üçgen birbirine benzer. 4, 48 diyelim biz bunlara. 48 bölü 36 eşittir. Şuranın tamamına x diyorum. X bölü 6'ya eşit olacak. Buradan x'i 8 bulacaksınız. Yani şuranın tamamı 8. 8'den 4,8'i çıkarıyorum. Şurası 3,2 oluyor. Şöyle. Duvarla birlikte 3,2. Şimdi burası 8 yaptığı için, şuranın tamamı 8 olduğu için buradan 6, 8, 10 üçgeni çıkıyor arkadaşlar. Evet, şuradan şurası da 8 olduğu için 6, 8, 10 üçgeni, şurası 10. Şimdi 3,5 metre fazlaydı. 10'dan 3,5'i çıkarıyorum. 6,5. Şurada merdivenin uzunluğu 6,5 metre. Şimdi biliyorsunuz 5, 12, 13 üçgeni vardı. Bunlar da şu sayılarda bunların yarısı. O zaman şurası 2,5. Şuranın tamamı 3,2 idi. 3,2'den 2,5'u çıkarırsanız cevap 0,7 olacaktır. Evet, 35. sorudayız. Geometri sorularıyla devam ediyoruz. Bir müzik programının ses seviyesini ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan dik üçgen şeklindeki uygulamada ses seviyesi 60 birim iken uygulamanın görünümü şekil 1'de verilmiştir. Ses seviyesi şekil 2'deki gibi 70 birime çıkarıldığında yeşil dik üçgenin alanı 260 birim kare artmaktadır. Şimdi 60'tı şurası. Şurası 260 birim kare olmaktadır. Üçgen benzerliğini kullanırsanız eğer burası 6x ise şurası da 7x olur. Uzunluk olarak şurası da soru işareti de 10x olur. Buna göre uygulamanın soru işaretiyle gösterilen yüksekliği kaç birimdir diyor bize arkadaşlar. Şurası da biliyorsunuz 10 birim. Şimdi burada bir yamuk var. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban, yani 13x çarpı yükseklik 10 oluyor burada. Bölü 2 eşittir 260. Sıfırları sildim. 13'te 26'yı sadeleştirdim. 2 işler dışarı yaptım. X'i arkadaşlar buradan 4 buldum. 10x'ti. 10 kere 4 40 oluyor cevabımız. 37. soruda yüksekliği 30 birim olan ikizkenar yamuk şeklindeki bir karton üst kenar uzunluğu 20 birimdir. Bu karton alt kenara paralel bir doğru boyunca kesilerek yüksekliği 12 birim azaltıldığında alt kenar uzunluğu 6 birim azaldığı görülmüştür. Buna göre elde edilen yeni kartonun alanı kaç birim karedir? Biliyorsunuz yamuklarda şöyle bir paralel çekiyorduk. Şöyle para kenarlar oluşturuyorduk. 20-20 yazalım. Şimdi şurası x'miş, burası x eksi 6'ymış. 6 eksikmiş çünkü. Şimdi bu yüksekliğimiz, yukarıdan aşağı şu yüksekliğimiz 18'miş. Tamamı da 30. Benzerlik kuralım. X eksi 6 bölü x eşittir 18 bölü 30. Sadeleştirelim. 6'ya bölelim. 3'e 5. İşler dışarı yapınca arkadaşlar 5x eksi 30 eşittir 3x. X buradan 5 olmakta. X yerine, pardon, 15 olmakta. 15'ten 6 çıkınca şurası 9. O zaman alt tabanımız 29, üst tabanımız 20, yüksekliğimiz de 18. Yamuğun alanı az önce yaptık. Alt taban artı üst taban 49 çarpı yükseklik 18 bölü 2 yapıyoruz. Sadeleştirelim. 9, 9 kere 49, bu da 441 yapmakta. Geldik 38. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgen iç açısının veren bağıntıyı vermiş. En eksi 2 çarpı 180 bölü 2. Çevre uzunluğu 28 birim olan ve şekil 1'de gösterilen ikizkenar yamuk şeklindeki aynadan 6 tanesi aralarında boşluk olmayacak ve aynaların tamamı görünecek biçimde şekil 2'deki gibi birleştirilmiştir. Oluşan şekil 2'deki kırmızı renkli düzgün altıgen ile mavi renkli düzgün altıgenin çevre uzunlukları toplamı 96 birimdir. Buna göre kullanılan aynalardan birinin alanı kaç birim karedir? Şekli biraz büyüttük. Biliyorsunuz şurası 120 derece 60-60 olacak şu açılarımız. Şu açımız 60 derece. Şuradan dik uzatalım. Eğer burası
A birim ise 90'ın karşısı, A ise 30'un karşısı ya da 2A diyelim. Şurası A olacak. Şurası da o zaman indirdik. Burası da A olacak. Bunlara da BB diyelim. O zaman bizim uzun kenarımız 2A artı B, kısa kenarımız ise B olmakta. Şimdi biraz küçültelim burayı. Şimdi diyor ki oluşan altıgenlerin mavilerle kırmızıların toplamı ne yapıyormuş? 96 yapıyormuş. Şimdi her bir tanesinde toplam 2A artı 2B yapmakta. 6 tane olduğu için her birinden 6 ile çarpıyoruz. 96'ya eşit diyoruz. 96'yı 6'ya bölelim. Buradan 2A artı 2B eşittir. Bu da 18 yapıyor. Buradan A artı B'yi buluruz. 9. Düzeltiyorum. 16. Bu da 8 olur burası. Bir de bu her bir aynanın çevresi 28'di. Bunları da bulalım. Kaç A yapar? 2, 4, 6, 6A artı 2B'de 28'miş. Şunu eksi 2 ile çarpalım. Altına yazayım şöyle. Eksi 2A, eksi 2B, eksi 16. Buradan 4A eşittir 12'den A 3. B kaç olur? Onu da bulalım. 8'de toplamları 5 olacak. Aynalardan birinin alanını soruyordu bize. Şöyle çizeyim. Bu bir ikizkenar yamuk. Şurası 60 derece, şurası 30 derece. Burayı 3 bulduk. Onu düzeltelim bir dakika. 2'ydi galiba. Evet, burası 2A'ydı. Yani 6 burası. Şurası 3. Şurası 3 kök 3. B'de 5'ti. Şuraya 5 yazalım. Tabi buradan da indirdik 3. Yani alt tabanımız 11. Şimdi neydi? Az önce yaptık. Alt taban artı üst taban 16. Yükseklik 3 kök 3 bölü 2 yapacaksınız. Sadeleştir 8. 8 kere 3 24 kök 3 oluyor cevabımız. 39. soruda küp şeklindeki bir tahta parçası bir yüzeyine paralel biçimde kesilerek iki tahta parçası elde ediliyor. Elde edilen bu parçalardan büyük olanın yüzey alanı, küçük olanın yüzey alanının iki katıdır. Buna göre elde edilen parçalardan büyük olanının hacmi, küçük olanın hacminin kaç katıdır? Şimdi şöyle bir küp çizelim. Bunu ayırdığımızı düşünelim şöyle. Şuradan ayıralım. Şimdi şuraya y diyeyim, yukarıya x diyeyim. Küpün her ayrıtı o zaman x artı y. Büyük olanın yüzey alanına gelelim. Burada şu yüzey alanımız x çarpı x artı y olacak. Bundan 4 tane var. Artı bir de taban ve tabanı var. Bunlar da x artı y'nin karesinden 2 tane olacak. 2 tane x artı y'nin karesi eşittir. Bu bunun 2 katıydı küçüğünün. O zaman 2 çarpı diyelim. Burada da arkadaşlar 4 tane y çarpı şu yüzeylerin alanı. Y çarpı x artı y olacak. Artı x artı y'nin karesinden de 2 tane var. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dağıtalım. Buradan 4x kare artı 4xy artı bunun karesini alsak 2 ile çarparsak 2x kare artı 4xy artı y kare. Şimdi şunu dağıtalım. Bir de 2 ile de 8 şunu 8 ile çarpalım. Yani bu 2'yi yok edelim. 8y'yi dağıtalım. 8xy artı 8y kare. Bunu bir de 2 ile çarp, yani 4 ile çarpmış olacağız x artı y'nin parantez karesini. 4x kare artı 4xy artı 4y kare olacak. Şimdi de karşılıklı gidenler 4x kareler gitsin. Şurada 8xy var. 4xy de buradan. 8xy de gitsin. Başka giden var mı? Y kare kaldı burada. Burada bir 4xy kaldı.
Şimdi kalanları yazayım. Hepsini sol tarafa alıyorum. 2x kare. Şu 4x'i aldım. Eksi 4x'ye. Bir de tabii şurası 2y kareydi. Şurada 12 tane yapıyor. Eksi 10y kare oluyor. Burayı iki parantezine alalım. X kare eksi 2x'ye. Eksi 5y kare oldu. Şurada da hata yaptık. 2x'ye 8x'ye olacak. 16, 2 gitti. 14 oldu burası. Bu açılımı bir daha yapalım. Karıştı biraz. 4 tane x çarpı x artı y vardı. Artı 2 tane x artı y'nin parantez karesi vardı. Bir de şunları 2 ile çarpacağız, bu tarafı küçük olanları. 4 tane var. 8 tane diyorum. 8y çarpı x artı y var. 2 tane tabanları var. X artı y'nin karesi. Ben 4 tane yazacağım. Çünkü iki katını alıyorum. 4 tane x artı y'nin karesi diyelim. Şimdi x artı y'nin karelerini şu tarafa atayım. Şunu da buraya alayım. Ve bu ikisini x artı y parantezine alıyorum. X artı y parantezinde şuradan 4x gelir. Şuradan da eksi 8y gelir. Eşittir 2 tane x artı y'nin parantez karesi. Şimdi x artı y'nin bir tanesini yok edelim burada. 4x eksi 8y eşittir. 2'yi de içeri at. 2x artı 2y. Buradan 2x eşittir 10y çıkıyor. Yani x y'nin 5 katı çıkıyor. X y'nin 5 katı. O zaman x bölü y derseniz hacim de 5 kat olur. Yani şey yapıp katlarını yerine yazıp da bulabilirsiniz. Çok da uzatmaya gerek yok. Evet, geldik 40. soru ve son soruya. Bu nispeten biraz daha kolay bir soru. Rahatlıkla çözebilirsiniz. Küp şeklindeki kırmızı, mavi ve sarı renkteki 3 kutu şekil 1D üst üste ve duvara yaslı biçimde konmuştur. Bu kutuların yukarıdan görünümlerinin verildiği şekil 2'deki görünen sarı renkli alan 16 birim kare. Mavi renkli alan şurası 20 imiş, 16 daha, o zaman mavi bölme 36 birim kare yapıyor. Kırmızı görünen alan 45'miş şurası. 45'e 36 ekle. Burası da 81 birim kare yapar. Buna göre kırmızı kutunun hacmi mavi kutunun hacminden kaç birim küp fazladır? Şimdi kırmızının bir ayrıtı 9 oluyor. Çünkü karesi 81 olan 9 olması lazım. Hacmi 9'un küpü eksi şu yukarıdaki alanda 16 birim kareydi. Sarının bir ayrıtı 4. Buradan da maviyi mi çıkarıyor? Ha, maviyi çıkarıyorduk. 6 olacak çünkü 36'nın karesi olduğu için. 6'nın küpünü çıkaracağız, hacmini. İki küp farkını kullanalım. 9 eksi 6 çarpı 9'un karesi 81 artı çarpımları 54 artı 6'nın karesi 36. Buradan da şurası çıkarırsak 3. Şu ikisini toplarsak 90, 171 çarpı 3. Bu da 513 olmaktı. Evet arkadaşlar, soruların çözümlerini sizler için bitirdik. Dediğim gibi AYT sorularının çözümlerini de kanalımızda bulabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz. Hoşça kalın.